كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Müslümanlar olarak namazı cemaatle kılardık. Şüphesiz ben sizi şu halde görürdüm ki cemaatten ancak nifakı belli olan münafıklar geri kalırdı. Münafıklar cemaate gelmez diyor bak. Kaynak Müslim Mesacit. Devam ediyoruz. Fudayle İbni Übeyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Üç kişiye Allah Celle Celaluhu lanet eder. Kendisini istemedikleri halde bir kavme yani cemaate imam olan kişi, kocası kendisine kızmış olduğu halde geceleyen yani yatan kadın. Bu çok ince bir mesele. Bunu bir ara sohbet yapalım inşallah. Ezanı duyup da Allah Celle Celaluhu'nun davetine icabet etmeyen kişi. Bu üç zümre Allah Celle Celaluhu'nun lanetine düçar oluyor. Kaynak İbni Hacer el-Heytemi. Ravzatül Ulema isimli eserde nakledilen bir haberde cemaati terk eden kişi içki içenden, haksız yere adam öldürenden, söz taşıyandan, anasına babasına isyan edenden, falcıdan, büyücüden ve gıybet edenden daha şerlidir. O kişi Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Furkan'da lanetlenmiştir. O meleklerin dilinde mel'undur ki hastalanınca ziyaret edilmez, öldüğünde cenazesinde bulunulmaz. Ya sadece cemaate gelmeyen adamın ahvali kardeşim ya. Yazık, vallahi yazık. Vallahi yazık. İsmail Hakkı Ruhul Beyan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz cemaati terk eden kişi yeryüzünde gezerken toprak ona lanet eder. Cemaati terk edene Allah Celle Celaluhu buğz eder. Yani kızar. Melekler de buğz eder. Allah'ın kendisine ruh verdiği her şeyde buğz eder. Göklerde ve yer arasında bulunan her melek, hatta denizdeki balıklar bile ona lanet eder. Kaynak Zübdetül Vaizin Osman İbni Hasan. Kaynaklarıyla veriyorum ki bazı kendini bilmezler. Bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı ne diye sorup beni böyle terelerli yapıyorlar. O yüzden kaynakla veriyorum kardeşim. Devam ediyoruz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir adamın camiye devam ederken gördüyseniz onun imanına şahitlik ediniz. Bir adamı sürekli camiye cemaate giderken görüyorsanız o adamın imanına şahitlik edin. Ahmed İbni Hanbel. Devam ediyoruz. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Beş şey dünyanın musibetlerindendir. Bunlar dostun ölümü, malın gitmesi, düşmanların sevinmesi, uzun süren hastalık ve şerli kadınlar. Beş şey ise ahiretteki musibetlerdendir ki bir özür bulunmaksızın imamla namaz kılmayı kaçırmak. Musibete bak. Ondan sonra alimin ölümü, dilenciyi boş geçirmek, ana babaya eziyet etmek, zekat vermemektir. Beş şey ömrü arttırır. Sıla-i Rahim, Müslüman ya da kafir olsalar da anaya babaya iyilik, gizli verilen sadaka, gece namazı yani teheccüd namazı ve duadır. Bu nerede geçer? Abdüh Muhammed Baba el Mecmuatül Mübarek. Kaynaklarını da verdik kardeşim. Devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Nefsim, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu hadis var ya, elbette muhakkak ben odun toplanmasını emredip sonra namaz için ezan okunmasını, sonra da bir adama insanlara imam olmasını emrederek kendim cemaatten geri kalarak bir takım adamlara gidip evlerini üzerlerinde yakmayı kastettim. Nefsim kabzayı kudret elinden olan Allah'a yemin ederim ki onlardan biri semiz etli kemik veya iki güzel ok bulacağını bilse elbette yatsıya gelirlerdi. Buhari Müslim. Bu hadisi biraz açıyorum. Az bir şey açacağım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bir adam diyor eğer camiye cemaate gelmezse diyor
Ben diyor kendi ellerimle odun, onun diyor evinin önüne odun yığıp kendi ellerimle tuz sürüp yakmak istiyorum. Ama hadisin sonu acayip. Ama diyor o adam diyor, o camiye cemaate gelmeyen adam diyor, eğer diyor camide diyor yağlı bir et dağıtılsa diyor, ya da diyor güzel bir ok, yani o zaman değerli eşyası ok. Mesela şimdi diyelim kardeşim, güzel bir silah diyelim değil mi? Misal. Hani kıyaslama amacında. Güzel bir et ve silah. Bakarsın camide kuyruk var. Bu nedir? Münafıklıktır kardeşim. Sen oraya Allah için gitmiyorsun. Sen kendi nefsin için ve münafıklık için gidiyorsun. Nerede geçiyor? Buhari ve Müslim en sağlam kaynak. Ya düşün kardeşim ya. Ya alemlerin efendisi senin evini odunla yaktığını görse ne dersin? Ya Resulallah ne yapıyorsun? Niye benim evimi yakıyorsun? He? Ne diyeceksin? Alacağın cevap. Senin ne işin var evde? Orada ezan okundu. Cami var, namaz var, ezan var kardeşim ya. Allah razı olsun, dikkat edelim. Şimdi kadınlarla alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğiz. Hanım kardeşler bizi artık bu saatten sonra taramalı tüfek gibi yorum yağmuruna tutmasınlar. Onlarla alakalı bir şey söyleyeceğiz kardeşim. Ebu Hümeyt Es-Saidi radıyallahu anh hanımı Ümmü Hümeyt radıyallahu anh'ıma Efendimiz'e gelerek seninle birlikte cemaat yapmayı seviyorum deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam şüphesiz ben biliyorum ki sen benimle birlikte namaz kılmayı gerçekten seviyorsun. Ama en ücra odanda kıldığın namazın daha ortada olan odandaki namazından daha hayırlıdır. Ortada olan odandaki namazın da binandaki namazından daha hayırlıdır. Binandaki namazın ise mahalle mescidindeki namazından daha hayırlıdır. Kendi milletinin mescidindeki namazın da benim mescidindeki namazdan daha hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine o kadın emretti de kendisine evinin en ücra ve en karanlık yerine bir mescit yapıldı. Öylece diyor Allah'a kavuşuncaya kadar orada namaz kıldı. Münziri de geçer. Yani bir kadının kendi evinin en ücra köşesinde namaz kılması camide cemaatle namaz kılmasından 1.000 kat daha hayırlıdır. Münziri. Devam ediyoruz. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin en derin yerleridir. Münziri et terhipte geçer. İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Kadının tamamı avret yerleri gibi gösterilmemesi gereken bir şeydir. Şüphesiz ki o evinden çıktığı zaman şeytan onu erkeklere karşı süsler. İnsan şeytanları da onu azdırmak için kötü gözle bakar. Muhakkak ki o evinin en kuytu yerinde olduğu kadar başka hiçbir yerde Allah Celle Celaluhu'ya manen daha yakın olamaz. Bazı hanım kardeşler yani bilmiyorum inadına mı yapıyorlar? Biz niye cemaate gelmiyoruz? Biz niye camiye giriyoruz? İnatla sanki yapıyorlar. Kardeşim kadınların cami gitmesi yasak değil. Ama senin evinde kılacağın 2 rekat namaz camide kılacağın namazdan 27 derece daha üstündür. Hatta odanın en köşesinde kılman belki de bak diyorum Kabe'de kılmana eşit kardeşim. Hani niye inatla diretiyorlar ben anlamıyorum yani. Bu nerede geçiyor? Taberani El-Mucemul-Evsat Abdullah Es-Salahi Hazretleri şöyle naklediyor. Mümin kişinin cemaatle namaz kılmayı namazı sevmesi, cemaatle kılınan namazı sevmesi, Allah yolunda yönlendirdiği 1.000 attan kendisi için daha hayırlıdır. Yani Allah yoluna verdiği 1.000 attan daha hayırlıdır. Kabe'nin etrafındaki 1.000 tavaftan onun için daha hayırlıdır. Şehitlerin cenazelerinden 1.000 cenaze üzerine namaz kılmasından daha hayırlıdır. İmanlı kişi sünneti ve cemaati severse Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul eder, ihtiyaçlarını yerine getirir ve onun için bütün günahlarını affeder. Ya sadece cemaati seviyorsun, Allah bütün günahlarını affediyor kardeşim ya. Ya arkadaş ben anlatamıyorum ya. Adam inatla, donuyla namaz kılıyor diyor kardeşim ya. Allah rızası için uyarıyorum. Bunlar başa gelecek belalar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim kendisinden 5 şeyi uzak ederse Allah Celle Celaluhu ondan 5 şeyi uzak eder. İyi dinleyin burayı. Bir, kim duadan uzak olursa böyle çok cahil var. Ya Allah benim duamı kabul etmez. Bu kafa. Kim duadan uzak olursa Allah Celle Celaluhu ondan kabulünü engeller. O dua ettiği zaman bile Allah onun duasını kabul etmez. Niye? Zaten gevşek normalde. Sürekli dua eden biri değil. Allah Celle Celaluhu bir kul ona dua etmediği zaman kızıyor. Neden bana dua etmiyorsun?
Hatta şöyle bir şey var. Allah Celle Celal bir kul kendinden ısrarla bir şey istemediği zaman kızıyor. Bakın bir adam sabah akşam Allah'ım bana ev ver, Allah'ım bana araba ver diye dua etse, bak sabah akşam 7-24 oldu ki bir sene böyle dua etti. Bir senenin sonunda bu adam böyle bir bıkkınlık gelirse Allah Celle Celal ona kızıyor. Niye vazgeçtin? Benden iste. Yine isteyeceksin. Dua çok önemli. Devam ediyoruz. 2. Kim sadaka vermezse Allah Celle Celaluhu ondan afiyeti men eder. Neyi? Sağlığı. Az sadaka çok belayı def eder. Bu aralar bol bol sadaka verin. Koronadan korkan adam sadaka versin kardeşim. Ben de söylemesi. 3. Kim zekatını çıkarmazsa, yani zekatını vermezse Allah Celle Celal onun malının korunmasına mani olur. Yani Allah Celle Celal onun malını zayi eder. Zekatını vermiyor musun kardeşim? Para kalsın bende, bir şey olmaz. Allah Celle Celal senin iş yerinde yangın çıkartır. Malını yakar. Dükkanını soydurur. Soydurur Allah. Böyle. Devam ediyoruz. Kim mahsullerden verilecek öşüre, öşür demek mahsulün onda biri demek. O da zekat gibi bir şey. Onda birine engel çıkarır, onu fakirlere dağıtmazsa Allah Celle Celal onun kazancından bereket görmesini engeller. Ve gelelim fasulyenin faydalarına. Kim cemaate katılmaktan kaçınırsa Allahu Teala ondan ölüm anında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini okumasını engeller. Zübdetül Vaizinde geçer kaynak. Kapı gibi kaynak kardeşim. Demedi demeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam bana geldiler. Ve ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Allah sana selam söylüyor. Ve ümmetinden cemaati terk eden kimsenin ameli yer halkından fazla olsa da cennetin kokusunu bulamaz buyuruyor. Yer halkından fazla olsa ne demek? Dağları taşları dolduran ameller olsa, ama bu adamın cemaatle işi yoksa kardeşim, nafile. Zübdetül Vaizin Osman İbni Hasan kaynak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim namazı terk ederse onun diyor şerri ailesinden 70 kişi bulaşır. Devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bakın çok acı bir şey bu. Çok acı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yahudi ve Hristiyanlara merhaba edin. Yani Yahudi ve Hristiyanlara merhaba yapın. Merhaba yapın da benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin. Deyince sahabiler sordu. Ya Resulallah, senin ümmetinin Yahudisi kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ezanı ve kameti duyup da cemaate katılmayanlardır dedi. Bak alemlerin efendisi diyor ki kafirlere selam verin. Ama cemaati terk edene selam vermeyin diyor kardeşim. Bu da son hadisti. Demesi benden. Ben elhamdülillah cemaat aşığıyım. Az çok biliyorsunuz kardeşim. Ama aranızda cemaate karşı gevşek olan varsa bu saatten sonra da istediği kadar gevşesin. Sonra yayları da gevşetirler. Bu cemaate katılmayanların başına gelecek belaları sıraladık. Allah bizi bu şerden muhafaza eylesin. Bu beladır kardeşim. Bu bir beladır. Cemaati terk eden beladadır kardeşim. Ya hocam camiye gidemiyoruz. Lan otur oturduğun yerde evde namaz kıl kardeşim. Babanla cemaat yap. Ananla cemaat yap. Dert yap. Dert. Dert yap. Üst komşunu kaldır cemaat yap. Yap. Olmuyor mu? Yapamadın mı kardeşim? Ya kılamadım ya. Yapamadım Allah'ım cemaat yapamadım diye dert edersen sen Kabe'de cemaat yapmış gibi sevap alırsın. Ama dert, niyet. Ben söylüyorum kardeşim kaldıracaksın. 10 yaşındaki çocuğunu kaldıracaksın, karını kaldıracaksın, kocanı kaldıracaksın, ananı babanı kaldıracaksın, o cemaat yapacaksın. Müslüman alemi bugün cemaat olamadığı için bu halde ümmet parçalanmış, Allah iyice parçaladı. Zaten bu ümmet parçalanmıştı, zaten kimse cemaate gitmiyordu, zaten kimse camiye gitmiyordu, zaten haşa Allah'ı kimse takmıyordu. Çok ağır bir kelime, Allah beni affetsin. Allah bizi böyle böldü kardeşim. Bak iki kişi yan yana gelip namaz kılamıyor. İki kişi korkuyor. Allah kalbe bu korkuyu verir. Sen camide ezan okunurken minare devrilse kafana düşecek. Sen cemaate gitmiyorsun. Ondan sonra Allah elinden aldığı zaman da ne oluyor abi? Allah'ım ne olur camileri geri ver, biz cemaatten ayrılmayacağız. Beklersin sen. Ben söyleyeyim kardeşim, cemaatsizlik beladır. Şimdi